Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Transform Studio serisi KO versiyon özel custom'lı skip check figürünü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere zaten skip check'in incelemesi kanalımızda vardı. Ancak bu videoyu özel olarak çekmekteyim. Çünkü bu videomuzda sizlere Transformers portalının yaptığı özel custom sürecini ve skip check'i en baştan nasıl dizayn edildiğini anlatacağım. Öncelikle figürümüze araç formunda başlayacağız. Yakından inceleyecek olursak gerçekten mükemmel bir işçilik var. Skip check'in rengi birazcık soluk bir sarı rengi vardı. Ancak Transformers portalı özel olarak sıfırdan dizayn etti. Yani her yerindeki bu gördüğünüz sarı renk özel olarak boyandı. Yani kendi sarısı değil bu. Onun dışında gerçekten güzel bir işçilik oldu ve kepçe kısmının içerisi özel metalik gümüş yapıldı. Tıpkı Optimus'un trailerında veya Megatron'da olduğu gibi aynı gümüş renkte yapıldı. Bu sayede daha güzel bir görünüş ortaya çıktı. Daha metalik bir görüntü ortaya çıktı. Figürümüzde oldukça güçlendirmeler yapıldı ve sizlere bu şekilde özel bir video yapmak istedim. Normalde böyle bir video planımız yoktu bizim. Ancak kanalımızda eğlence amaçlı olsun, ufak bir bilgilendirme amaçlı olsun diye sizlere bu videoyu şu anda yapmaktayım. Şimdi hemen bir kıyaslama yapalım isterseniz. Skip check'in araç formunu zaten biliyorsunuz. Özel bir kepçeye dönüşüyor. Lisanssız bir araç modu var. Ancak Hasbro'nun ürettiği en iyi kepçe modellerinden bir tanesi olabilir bana göre. Şöyle hemen bir scrap metal koyalım. Constructicon ekibimizden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde görünmekte. Gerçekten mükemmel. Umarım Devastator'da oluşturacağız. Yani oluşturabilirsek gerçekten güzel olur. Yani scrap metal yanında birazcık orantısız kalmakta açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi birazcık küçük kalıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Şöyle hemen Hike Tower'ı koyalım. Hike Tower da yanında bu şekilde görünecek. Yani Hike Tower zaten iyice küçük kaldı. Normalde Hike Tower'ın mesela şu kadar falan olması lazım ama yapacak bir şey yok. Şöyle hemen scrap metal da koyarak 3 Constructicon ekibimizi yan yana tutmuş olalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekibimiz var. Devam edelim. Hemen kıyaslama için yanına bir de Leader Class Optimus Prime'ı koymak istiyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde görünmekte. Skip check açıkçası boyut bakımından gerçekten ideal bir Voyager olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde görünmekte. Görmüş olduğunuz gibi. Boyut bakımından birazcık büyük bir kepçeye dönüşüyor. Şöyle hemen yakın detaylarını göstermek istiyorum. Üzerinde yapılan custom çalışmasını göstermek istiyorum. Sarı renk ele falan geçmiyor. Bu yüzden gerçekten mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünmekte. Aynen bu şekilde. Şimdi hemen Devastator moduna dönüştürelim isterseniz. Yerine taktıktan sonra Devastator'ın ayak kısmını oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde görünmekte. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel ve kolay bir dönüşme sahip. Bu şekilde görünmekte Devastator formu. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan hemen boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde böyle dönüşleri var. Zaten incelemesini çekmiştik. O yüzden aşırı fazla detaya kaçmak istemiyorum. Şöyle hemen bir kıyaslama yapalım. Şöyle hemen Devastator formuna dönüştürdük ve hemen kıyaslamasını yapmak istiyorum. Bu şekilde görünmekte. Hemen hemen aynı boyutta oluyorlar aslında. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Yani Devastator gerçekten büyük bir parça. Yani Devastator gerçekten birleştiği zaman stüdyo serisi içindeki en büyük, en devasa figürlerden birisi oluyor. Yani şöyle göstermek istiyorum. Oldukça büyük. Gerçekten inanılmaz bir şey olacak. Umarım hepsini toplayabiliriz. Gerçekten mükemmel. Evet, şimdi robot formuna dönüşümüne geçebiliriz. Öncelikle hemen şuradan paletleri yine açacağız ve kolunu eski haline geri döndüreceğiz.
karşınızda skipjack bu şekilde. Karşımızda şöyle hemen gövdesini düzeltelim isterseniz. Daha güzel bir görünüş ortaya çıkar. Bu şekilde görünmekte. Gayet mükemmel. Yani custom sürecinde görmüş olduğunuz gibi her tarafında özel custom bulunuyor. Yani sarı rengi yeniden yapıldı. Gümüş detaylar eklendi. Yüzü yeniden yapılmak zorunda kaldı. Bu şekilde görünmekte. Gayet sorunsuz bir şekilde koleksiyonumuzda sergileyebiliyoruz. Şu parçaları istersek şöyle hemen yukarı doğru taşıyabiliriz. Gayet mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünmekte. Eklem bakımından gövdesi dönebiliyor bu şekilde. Yukarı aşağı falan hareketler yapabilirsiniz. Onun dışında bakın şurasındaki parçaları çıkartırsanız birazcık zor çıkıyor ama bunları çıkartırsanız eğer bu parçalarda elinin altında bulunan boşluğa takılarak silah olmakta. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde görünmekte silahları. Aynı şekilde diğerini de çıkartabiliriz. Ama şimdilik gerek yok. Yanına hemen scrap metal'ı koyarsak bu şekilde görünecekler. Görmüş olduğunuz üzere. Bu şekildeler. Şöyle hemen Hightower'ı koyarsak Hightower yanında bu şekilde görünmekte. Üçü beraber yan yana bu şekilde görünmekteler. Yanına Leader Class Fallen'ı koyarsak boyutları bu şekilde görünmekte. Skipjack'in boyutu gerçekten büyük. Yani bir Voyager Class figür arıyorsanız eğer Skipjack'i tercih edebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir figür. Görmüş olduğunuz üzere boyutları bu şekilde görünmekte. Gayet mükemmel. Şöyle hemen Fallen'ı alalım. Hemen Megatron'u koyalım. Megatron'un custom'ını da Transformers Portal'a yapmıştı. Gerçekten mükemmel ve bu arada şöyle hemen hazır custom'dan bahsediyorken hemen şöyle Soundwave'i de koyalım. Soundwave'in de custom'ını Transformers Portal'ı yapmıştı. Gerçekten mükemmel bir custom işçiliği çıkartıyor bana göre. Yani hem yaptığı custom ele geçmiyor hem gerçekten güzel bir işçilik çıkıyor. Bu yüzden gerçekten görmüş olduğunuz üzere bu şekilde görünmekteler. Şöyle hemen Megatron'u yalnız göstermek istiyorum yan yana. Bu şekilde durmaktalar. Aynen bu şekilde. Skipjack'in şu kolu birazcık gevşek. Çünkü vidası birazcık gevşemiş. Onu sıkılamam gerekecek. Ancak şu anlık yapacak bir şey yok. Şöyle hemen alalım. Şöyle hemen Sentinel koyalım. Wave 10 ekibini hemen yan yana sıralamak istiyorum. Sentinel, Topspin ve bir de Soundwave'i koyarsak Wave 10 ekibimiz bu şekilde. Elimizde Blitzwing de vardı ancak şu anda yok. O yüzden onu gösteremeyeceğiz. Ancak yan yana bu şekilde görünmekteler. Gayet mükemmel bir ekip. Gerçekten harika. Evet, bugünkü videomuzda sizlere Transformers Portal'ın özel olarak yaptığı Skipjack custom'ını göstermek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dilerim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.